Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli, bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel duran farklı bir örgü modeli. Bu model aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Bunu bebe yünüyle ördüm. 3 numara şiş kullanarak. Bir de aynı modeli angora ipi 2 kat yaparak, bakın bu şekilde 2 kat yaptım angora ipimi. Onunla ördüm. Angora iple de gerçekten çok güzel oldu. Hemen onun da arka yüzden görüntüsünü görelim. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelin anlatım aşamasına geçelim. Modelimin ilmek sayılarından bahsedeyim hemen kısaca. Modelimiz 6 ilmek ve 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. Yani 6, 12, 18 gibi 6'nın katları olacak şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde modelimize dahil 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Her iki başa bırakmak için de 2 tane kenar ilmeği. Yani ne demek istedim? 6'nın katları artı 4 ilmek olarak attığınızda model bu şekilde tam olarak denk gelecektir. Şimdi ben şöyle küçük bir parçada yine orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numara şişlerle şöyle küçük bir parça lastik ördüm. Bunun üzerine modelimizi anlatmaya başlayalım. Şimdi lastik örgüyü tamamladıktan sonra ön yüzde iken modeli kurmaya başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. 1, 2. Kenar ilmeğimi aldım ve 2 tane düz ilmek ördüm. Devamına 4 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğini aldık. 2 ilmek düz ördük. 4 ilmek ters ördük. Şimdi yine 2 ilmek düz. 2 ilmek düz ördüm. 4 ilmek ters. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. Bir, iki, üç, dört ilmek ters ördüm. Bakın buraya artı 2 ilmek ilave etmiştik bunun içinde. En sonda 2 düz örerek modelimizi tamamladık ve de kenar ilmeği. Modelimizin kurulum sırasını tamamlamış olduk. Döndüm arka yüze. Arka yüzde ilmekleri ne görüyorsak o şekilde örüyoruz. Kenar ilmeği, bakın devamında 2 tane ters ilmeğim var. Bu 2 ilmeği yine ters ördüm. Sonrasında 4 tane düz ilmeğim var. Onları düz. 1, 2, 3 ve de 4. Kenar ilmeğini aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 4 ilmek düz. Şimdi yine 2 ters ilmek. 4 düz ilmek. Örgümüzün arka yüzünde bu şekilde ters gördüğümüz ilmekleri ters, düz gördüğümüz ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. 2 ilmek ters ve de kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafı. Geldim tekrar örgümün ön yüzüne. Ön yüzde yine aynı işlemleri yapacağız. Kenar ilmeği, kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Bir önceki sıranın tekrarı. Dört ilmek ters örüyorum. En son 2 ilmek düzle modellerimi tamamladım. Ve de kenar ilmeği. Çevirip arka yüze geldiğimde arkada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Örgümüzün arka yüzünü de tamamlayalım. Toplam 4 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi örerek devam etmiş oluyoruz. Modelimin arka yüzünde bakın bu şekilde ilmeklerin gördüğüm şekilde örerek tamamladım. Tersleri ters, düzleri düz.
Döndüm tekrar örgümün ön yüzüne. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi yeni sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden aldım, sıraya başladım. Sırada iki tane düz ilmeğimiz var. Burada ipimi örgümün arkasına aldım. Şimdi bu bir, iki tane düz ilmeğim var. Arasından sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4. boşluktan. Şu ilmeklerin arasından şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4. boşluktan. Hemen lastik örgünün üzerinden. Buradan bir ilmek aldım ve uzattım. İlmeğimi sol şişime taktım. Hemen altında bir tane düz ilmeğimiz olacak. Bakın ikisini birlikte alıp düz olarak topladım. Yine aynı boşluktan battım. Bir ilmek daha çekip uzattım. Onu da sol şişime taktım. Kalan ikinci düz ilmeğimle birlikte onu da düz olarak topladım. Arada 4 tane ters ilmeğimiz vardı. Onları yine ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4. Yine 2 tane düz ilmeğe geldiğimde önce ipimi örgümün arkasına aldım ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluktan. Bir ilmek aldım ve uzattım. Çıkardığım ilmeği sol şişime taktım. Hemen altındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm. Aynı boşluktan bir kez daha battım. Sol şişimi aldım. Hemen altındaki ilmeğimle birlikte düz olarak topladım. Arada 4 tane ters ilmeğimiz var. Yine bunları ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğe geldiğimizde yine 4 tane sayıp hemen lastik örgünün üzerinden bir ilmek aldım. Hemen altındaki ilmeğimle birlikte düz olarak topladım. Bir kez daha aynı boşluktan ikinci ilmeğimi çıkardım. Onu da sol şişe alarak hemen altındaki düz ilmekle birlikte düz olarak topladım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenarda 2 tane düz ilmeğimiz var. Son kez burada yine modelimizi yapıyoruz. Alttan ilmeğimi çektim. Sola takıp altındaki ilmekle birlikte düz olarak topladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çektim. Onu da sol şişe takarak hemen yanındaki ilmekle birlikte düz olarak topladım. Ve de kenar ilmeği. Sıranın sonunda örgümüzün görüntüsü. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Bakın burada alttan çıkardığımız ilmeklerimiz vardı. Bu alttan aldığımız ilmeği şuraya iki ilmeğin ortasına getireceğiz. Nasıl yapıyoruz onu? Bakın kenar ilmeği bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeği atladım. Devamındaki iki ilmeği sağ şişime, atladığım ilmeği de arka taraftan sol şişime aldım. Yine hepsini sol şişte birleştirdim. Bakın şu kulak gibi olan ilmeği buraya 4 tane ters örgünün ortasına taşımış oldum. Şimdi hepsini düz olarak örelim. 1, 2, 3. Buraya geldiğimizde de bakın buradaki kulağı da buraya sıranın başına alacağız. Nasıl yapıyoruz? Arka taraftan 2 ilmek atlayıp 3. ilmeği arka taraftan sağ şişime, diğer ilmekleri de örgümün ön tarafından sol şişime aldım. Hepsini sol şişte birleştirerek düz örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi yine bakın burada alttan çıkarmış olduğumuz ilmeğimiz var. Zaten yeri belli. Bunu atlayıp diğer 2 ilmeği sağ şişe, atladığım ilmeği de bakın örgümün arkasından sol şişime aldım. Hepsini sol şişte birleştirerek düz örelim. Yine aynı şekilde burada modelimiz var. Bu iki ilmeğin önüne buradaki ilmeği getirmemiz gerekiyor. Sağ şişimle 3. ilmeği arka taraftan
şişimi aldım. Diğerlerini de çıkarıp ön taraftan şişime taktım. 3 ilmeği düz olarak ördüm. Yine aynı şekilde şimdi 1 ilmek atladım. 2 ilmeği önden. Atladığım ilmeği de arka taraftan şişimi aldım ve düz olarak ördüm. Son kez burada değiştirme yapacağız. 2 ilmeği atlayıp 3. ilmeği arka taraftan, diğer ilmekleri de ön taraftan şişimi aldım ve hepsini düz olarak ördüm. Örgümüzün arka sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen ön yüzden bakalım. Ön yüzden baktığımızda ne yaptığımız daha net anlaşılıyor olacak. Burada çıkarmış olduğumuz kulaklarımızı şu 4 tane ters ilmeğin ortasına taşımış olduk şurada. Modeli kaydırdık. Şimdi modelin ikinci aşamasını yapıyoruz. Model kaydı. Bakın kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İç kısmı aldığımız 2 tane ilmeği düz örüyoruz. Yeni modelimizin yerini buraya ayarladık. 2 ilmek düz ördüm. Devamına yine 4 ilmek ters. 2, 3, 4. 2 ilmek düz. Modeli kaydırarak yine aynı işlemi yapıyoruz. 4 ters, 2 düz. Sıranın başında kaydırdık zaten. Şimdi 2 düz ördüm. 4 ilmek ters. 3 ve de 4. 2 ilmek düz. Sıranın sonuna geldiğimde de burası yarım model. 3 ilmek ters ve de kenar ilmeği. Bakın modeli kaydırdık şimdi bu sırada. Nasıl başladık tekrar söyleyeyim. Kenar ilmeği 3 ilmek ters, 2 düz. 4 ilmek ters, 2 düz. 4 ters, 2 düz. Son kenara geldiğimizde 3 ters ve kenar ilmeği. Arka yüze geçtiğimizde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu sırayı da yapalım birlikte. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın 2 ilmek ters. Bunları ters ördüm. Buraya geldiğimde 3 tane düz ilmek modele dahil ve de kenar ilmeği. Sıramı tamamladım. Şimdi dönüp ön yüze geldiğimizde bir sıra daha ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Arka yüzde de bir sıra daha ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Sonrasında modelimizi oluşturalım. Şimdi modeli kaydırdıktan sonra 4 sıra boyunca ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek ilerledik. Burada tekrar bu alttan ilmek çıkarmalı olan kısma gelmiş olduk. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 tane ters ilmeği yine ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğe geldiğimizde ipimi örgümün arkasına aldım. Burada artık saymaya gerek yok. Şu boşluktan ilmek alacağız. Bakın burada boşluğumuz yeri belli. Battım. Bir tane ilmek çektim ve uzattım. Sol şişime taktım. Hemen altındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm. Aynı boşluktan ikinci kez battım. İlmeğimi çektim, uzattım ve hemen altındaki düz ilmekle birlikte düz olarak ördüm. 4 ilmek ters. Yine düz ilmeklere geldiğimde şu alttaki boşluktan batarak bir ilmek çıkardım ve hemen altındaki düz ilmekle birlikte düz olarak ördüm. Bir kez daha aynı yerden batarak ikinci ilmeğimi çektim. Onu da hemen altındaki düz ilmekle birlikte düz olarak ördüm. 4 ilmek ters. Burada son kez modelimizi yapıyoruz. Hemen altından battım.
ilmeğimi çıkardım. Sola takıp altındaki ilmekle birlikte topladım. Bir kez daha ilmeğimi çıkardım. Sol şişime taktım. Altındaki düz ilmeğimle birlikte düz olarak ördüm. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm ve de kenar ilmeği. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde yine modelimizi kaydıracağız. Bu iki tane alttan çıkardığımız ilmekleri bakın şuraya 2 ilmek atlatıp şuraya ortaya taşıyoruz. Mantık bu. Birlikte yapalım. Bu da modelimizin son sırası oluyor. Kenar ilmeği. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Bakın burada altta çıkardığımız ilmeklerimiz zaten belliler. Bu ilmeği bu tarafa alacağız. Arka taraftan üçüncü ilmeği yani şu kulak olan kısmı bakın. İlmeği aldım. İki ilmeği çıkarıp onları da ön taraftan şişime taktım. Ve üçünü de düz olarak ördüm. Bir, iki ve de üç. Şimdi ikinci çıkarmış olduğum ilmeği de bu tarafa şu terslerin arasına taşıyoruz. İlk ilmeği atladım. İki ilmeği bakın sağ şişime. Atladığım ilmeği de örgümün arkasından sol şişime aldım. Ve hepsini düz olarak ördüm. Yine kaydırma yaptığımız yere geldik. Bakın 2 ilmeği atlayıp 3. şu alttan çıkardığım ilmeği arka taraftan diğer ilmekleri de ön taraftan şişe alıyorum ve düz olarak örüyorum. Yine 1 ilmek atladım. 2 ilmeği önden atladığım ilmeği de arkadan şişime taktım. Ve 3 ilmek düz ördüm. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmek atladım. Şu alttan çıkardığım ilmeği örgümün arkasından atladığım ilmekleri de ön taraftan şişe aldım. Ve yine düz olarak ördüm. Son kez burada kaydırmamızı yapıyoruz. 1 ilmeği arkadan, 2 ilmeği de önden şişe aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm ve de kenar ilmeği. Örgümüzün arka yüzü. Şimdi döndük ön yüze. Bakın modelimiz, ikinci modelimiz de burada oluşmuş oldu. Şimdi ilk sıranın tekrarını burada bir kez daha yapalım. Kenar ilmeği, kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ilmek. Bir sonraki modelimizi bu 2 ilmek üzerine oluşturacağız. Burada düz ilmek üzerine. 2 düz, 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bu 2 ilmek düz. Bir önce arka sırada iç kısmı aldığımız ilmeklerimiz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. Modeli tekrar kuruyoruz. Şimdi alttan ilk başladığımız sıradan. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve de kenar ilmeği. Şimdi modeli tekrar kaydırmış olduk. Arka tarafta ilmekleri oldukları gibi öreceğiz. Sonrasında bir sıra önde, bir sıra arkada daha aynı işlemleri yaparak yeni modelimizin zeminini hazırlamış olacağız. Sonra da ön yüze geldiğimizde tekrar burada olduğu gibi modellerimizi oluşturuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. İlerlemiş hali de bu şekilde görünüyor. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.